Zaman zaman hafta içi normal günlerde bir parça olsun iş yapabilen, yüzleri biraz gülen esnaflar da var. Esnafla devam edelim bültenimize. Bunların başında yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte bir parça olsun tebessüm edebilen grubun başında ise kuru yemişçiler geliyor. Gerek hafta sonları kısıtlama öncesinde gerekse yılbaşı öncesi hazırlıkla bir araya gelince son günlerde kuru yemişçilerde bir parça hareketlilik var. Haliyle kuru yemişçilerde bir parça olsun 2020'nin herhalde onlara göre en keyifli, en güzel günlerini yaşıyorlar. Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında yılbaşında 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yeni yılda tüm yurt sessizliğe bürünecek, vatandaşlarsa yeni yılı bu kez evlerinde karşılayacak. Evde geçirilecek zaman fazla olunca kuru yemişçilerde de şimdilerde hareketli günler başladı. Vallahi işlerimiz şu an hızlandı. Gayet hızlı. Herkeste alım gücünün olduğunu görüyorum ben. Herkes alıyor. Yılbaşına 2 hafta kaldı. Biraz daha tabii yoğunlaşır. Yılbaşında herkes işte gördüğünüz gibi şeylerden faydalanacak. Satmış olduğumuz kuru yemişlerden. Böyle. Faydası var mı peki? Şimdi 4 gün sokağa çıkma yasağı var yılbaşında. Evet. İnsanlar evlerinde vakit geçirecek. Bu anlamda da talep var gibi görünüyor. Talep çok yüksek. Herkes evinde oturacağı için çekirdeğini alıyor, çerezini alıyor. Bir talep var. Kuru yemiş yeniyor. İnsanlar evlerinde kış olduğu için daha çok vakitlerini evlerine geçiriyorlar. Pandemi süreci olduğu için. İnsanlarımız yiyor yani. Kuru yemişe talep var. İşlerden memnunuz. Çarşamba ve perşembe daha yoğun olacağını düşünüyoruz bu dönemde. Yılbaşına yakın. Çünkü perşembeden sonra zaten sokağa çıkma yasağı geliyor. Yani inşallah umduğumuz gibi işler olur, işler çıkar. Kuru yemişçilerde işler yolunda gidiyor, yüzler gülüyor. Önümüzdeki günlerde ise yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.